Merhabalar, merhaba. Nasılsınız? İyi olduğunuzu ümit ederek bugünkü videoma başlıyorum. Videonun başlığından anladığınız gibi bugün çerimi çöpümü karıştıracağız. Neler bitirmişim göreceğiz. Hiç uzatmıyorum ve olaya giriyorum. Bakalım neler bitirmiş bu bilgen. Şimdi biliyorsunuz bitenler videolarının olayı işte bitirdiğimiz ürünleri paylaşmak falan filan ve ben genel anlamda biten ürünleri, ürün bitirmeyi seviyorum. Birkaç istisna dışında. Bitirdiğim ve üzüldüğüm ürünler var. Onlardan bir tanesi bu. Asla bitmesini istemediğim, hep benimle olsun istediğim, biraz pahalı olduğu için beni üzen Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Güzel bir saç maskesi. Bundan kaç tane bitirdim hatırlamıyorum bile. Bu büyük boyu. Bazen bunu ufak boyunda bitirebiliyorum. Bayağı ağır kokuyor şu an. Normalde ağır kokuyor. İnsanlar bunun kokusuna ölüyorlar. Yani fena değil ama bana böyle çok ağır maskülen geliyor kokusun. Sorun değil. Önemli olan saçınıza ne yaptığı. Saçlarımın güzel açılmasını sağlıyor. Güzel nemlenmelerini sağlıyor. Çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi bir dönem ara vermiştim. Sonra tekrar geri döndüm. 470 ml'lik boyunu bitirdim. Bu boyunu genelde aslında bu boyun kendi sitesinde fiyatı 56 dolar sanırım. Ama ben Marshalls, TJ Maxx gibi yerlerden yarı fiyatına 25-30 dolar civarına alıyorum. Ve almaya devam edeceğim. Çünkü şahane. Daha sonra elime geldiğimi gösteriyorum. Yine saç ürünlerinden devam edeceğim. Hangi markaydı bu? Natural Lab Tokyo'nun Perfect Smooth Hair Condition saç kremi bu. Bunu bana, şimdi bundan 1-2-3 tane daha göreceksiniz burada farklı versiyonlarını. Atölyede çalıştığım dönemde marka kendisi göndermişti. Ürünleri gayet güzel, cruelty free, işte paraben yok içinde şu bu, fakat ambalajı o kadar kullanışsız ki. Şampuanları güzel, saç kremleri güzel, içindeki ürün güzel, fakat ambalajı berbat bence. Birincisi tip olarak da çok sevimli değil. Hadi geçtim, önemli değil görüntüsü. Ama çok kullanışsız. Belli bir yerden sonra artık içinde şu kadar falan, yani böyle %30'u falan kaldığında pompa çalışmayı bırakıyor. Pompayı çıkarıp içinden şu şekilde açıp sıkmak suretiyle ürün almak zorundasınız. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Bu sıkılabilir bir plastik değil. Çok çok zor sıkılan bir plastik. Doğal olarak şişeyi çevirip elinize, ben içine sulandırıp kullanmıştım artık sonunda çıksın içinden diye. Ürün de fazla akışkan olmayan bir ürün. Elimi alıp pop 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 böyle elime vura vura çıkarmaya çalışıyordum. Çıktığı kadarını sürüyorsunuz. Daha sonra dibinde hadi bir %10'u daha kullandınız öyle. %20'si duruyor. Ve o kalan %20'sini saç kremi için konuşuyorum. Şampuan için sorun değil. Sulandırarak kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ben sulandırılmış saç kremi istemiyorum. Ben güzel, kalın, yapılı krem istiyorum saçımda. Ama sonunu hep sulandırarak kullanmak zorunda kalıyorum. Nitekim buna da öyle olduğu gibi. O yüzden no. Yani ambalaj bence gerçekten çok önemli. Ambalajın kullanılabilirliği, rahat kullanılabilirliği çok çok önemli. Ve bu o anlamda sınıfta kalmıştı kalan bir ürün. Diğerlerini de göstereyim, aradan çıksın. Biliyorum içindeki ürünle ilgili bir sıkıntı yok. Güzel şampuanlar, güzel saç kremleri. Harika böyle Allah değillerse de iş gördüler yani. Güzeller kullanırken bir sıkıntı yaşamadım. Ama ambalajları berbattı, o yüzden kendilerine tekrar buluşmayacağız. Aynısının şampuanı. Şampuan için de rahatsız edici ve sinir bozucu onu yapmak zorunda kalmak, ama çok önemli çünkü sulanmış şampuan kullanabilirim ama sulanmış saç kremi istemiyorum yani. Lütfen. Bir tane daha vardı. Bu da yine aynı serinin volüm veren. Ne? Ve sanırım dün akşam bunu kullanıp bitirdim. Volüm vermiş mi? Bir dakika, volüm söz konusu mu? Söz konusuysa kendisinden kaynaklı. Ups. Yine saç ürünlerinden gideyim mi? Ne kadar saç ürünü bitirmişim. Şu seri. Bunu size bir ara ne övdüm ne övdüm. Organics'in Thick and Full Biotin ve Kolajenli şampuanı ve saç kremi. Şimdi ben Organics ürünlerinin biraz abartılmış olduğunu düşünüyorum. Burada zaten çok pahalı değiller ama Türkiye'de bunlar böyle, özellikle bu boyları ne kadar bilmiyorum, 40-50 lira falan. Bence fazla. Bir olayları yok. Organics'in benim bugüne kadar kullanıp sevdiğim yegane serisi hangisiydi? Argan serisi mi? Bir tane bir şey krem kullanıyordum. Argan krem olanıydı galiba. Çünkü iki tane böyle bronz serisi var. Bir tanesi Brazilian, keratin Brazilian falan, ondan bahsetmiyorum. Ondan biraz daha açık renkli olan. Senelerce kullandım. Eski videolarda hatırlayanlarınız varsa yazsın. Argan kremdi galiba. O çok güzeldi. Saçlarımı yumuşacık yapıyordu ve saç kremi çok güzel açıyordu saçlarımı. Yani saç şampuanını sürdüğüm zaman bile saçlarım çok güzel açılıyordu. Yumuşacık oluyordu. Onu çok severek kullanmıştım. Onun dışında hiçbir serisini sevmiyorum Organics'in. Bu hariç.
Bu da şampuanı güzel, aynı saçımıza şampuanlarken bile, daha kremi sürmeden bile saçımın yumuşadığını fark ediyorum. Bilmiyorum içerik olarak ne kadar iyidir, kötü içerikli şeyler varsa onlar yapıyor olabilir bilmiyorum. Ama yumuşatma özelliğini görüyordum. Saç kremi çok ahım şahım değildi, çok aşırı bayılmadım. Şampuan daha güzeldi. Fakat bunları benim en çok sevme sebebim inanılmaz güzel kokuyor olmaları. Bu seriden bahsediyorum, bu mor seriden. Bildiğiniz Aqualion Pink Sugar şampuanı gibi kokuyor. Şekerli, meyvemsi, tatlı, böyle çok 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 hoş bir kokusu var ve o koku saçta kalıyor. O yüzden bunu çok severek kullandım kokusu anlamında. Tekrar alabilirim. Daha sonra başka saç ürünü varmış. Şu var. Ay, olmaz mı ya? Saç ürünü ve ben yani. Olmaz mı? Aussie markasının Instant Freeze Hairspray'ini kullandım. Bunu tek bir amaçla kullanıyorum. Saçlarımı topuzu yaptığım zaman ya da at kuyruğu yaptığım zaman özellikle işe giderken bu çıkan bebek saçlarını yapıştırmak için kullanıyordum. Gerçekten Instant Freeze. Takır takır yapıyordu saçları. O yüzden o böyle sertleştirilmesinden hoşlanmıyorsanız bunu tavsiye etmem. Ama hayır, sertleşmesi önemli değil. Ben topuz yaptığımda bir tane bile bebek saçı görmek istemiyorum. Hepsi böyle taş gibi yapışsın oraya istiyorsanız onun için muhteşemdi. Extreme Hold demiş. 4 tane noktası var. Normalde hani böyle 1 nokta, 2 nokta, 3 nokta, 4 nokta oluyor ya. Sertlik derecesine göre ya da tutma derecesine göre bu 4'tü. Bayağı o anlamda güçlü. Takır takır yapıyordum. Daha sonra olayını asla anlamadığım bir ürün. Triple Second Driver'ın 3'ü bir arada bu ürünü. Güya texturizes. Saçınızın yapısını böyle hafif kalınlaştırıyor, tutsun ya da dalgalı ya da dolgun görünsün diye. Amplifies. Refreshes, refresh ediyor yani. Böyle bir refresh. Böyle bir freshlik veriyor saçınıza. Şey yapamadım. Ne yani, ne yapıyor bu? Hiçbir şey anlamadım ben. Şeyden çıkmıştı, Sephora kutusundan sanırım. Kokusu güzeldi. Yani böyle dry şampuan gibi bir şey, kuru şampuan gibi bir şey sanırım. Aynı zamanda böyle hafif şekil veren falan. Anlamadım. Olmasa da olur. Başka saç ürünüm var mı? Yok. Okey, bir adet vücut ürününden gideyim. Curel'in Ultra Healing Intensive Lotion'ı. Bunu dün bitirdim. Bu bana gene 2 sene kadar önce Atoli'den gelmişti. Ufak bir boy değil ya. 384 ml. Bunu kullandım, 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 bitirdim. Kokusuz, güzel emilen. Ciltte böyle ağırlık hissi bırakmayan, çabuk emilen, hoş, yağlı yağlı durmayan ama güzel nemlendiren bir nemlendiriciydi. Severek kullandım. Ben aslında kokusuz olması, böyle egzama demeyeyim ama çok hassas bir cildiniz varsa kokusuz bir ürün olması güzel. Ama ben böyle biraz daha kokulu, biraz daha içeriği pis şeyler seviyorum sanırım. Güzeldi. Yani kokusuz ve cildinize zarar vermeyecek, sadece nemlendirme amaçlı bir şey arıyorsanız tavsiye edebilirim. Hoştu, severek kullandım. Daha sonra başka bir ürünüm var mı? Ay, elime geldi, bir göstereceğim. Arama beni yani. The Cream Shop markasının ambalajı çok tatlı, bir rengi çok güzel bence. Islak mendilleri, makyaj çıkarma mendillerinden kullandım. İçinde gül suyu varmış. Goodbye Oil Dirt Waterproof Makeup. Suya dayanıklı makyajı bile çıkardım soruyor. Ben suya dayanıklı makyaj ürünleri kullanmadığım için bilemiyorum. Kore'de yapılmış, cruelty free ve %100 vegan bir ürünmüş. Güzel, bilmiyordum bak bu. Bu özelliğine dikkat etmemiştim. Tekrar alabilirim. Kore ürünü olduğunu da bilmiyordum. Hatta böyle Çin malıdır falan yaşamıştım. O zaman tekrar şans vereceğim kendisine. Burada böyle Marshall, TJ Maxx gibi yerlerde satılıyor. Genelde içinde 60 tane oluyor yanılmıyorsam. Ve ben seviyorum bunları ya. Böyle makyajı mesela duş almadan önce bunu çarçabuk bir siliyorum falan. Ya da yüzümü yıkayıp temizlemeden önce, özellikle Revlon gibi ağır bir fondöten kullanıyorsam şunu da bir çarçabuk siliyorum. Güzeldi. Sözün özü. Severek kullandım. Tekrar alabilirim. Lancome'un Bifacil ya da Bifacil ya da her neyse göz makyaj temizleyicisi. Eskiden, ay konuşamıyorum, asla konuşamıyorum. Eskiden çift fazlı ya da çift bazlı, iki böyle hani üstü yağ, altı sıvı ya da altı sıvı üstü yağ şeklinde ürünleri sevmez ve yapış yapış bulurken, çok böyle yağlı bulurken, ki bazılarında hala öyle. Lancome'un bu ürünü öyle olmasına, çift fazlı ya da bazlı olmasına rağmen o yağlı yapış yapış hissi bırakmıyordu. Sanırım Sephora'nınkiydi bırakan. Bir tanesinden nefret ediyordum çünkü o histan ötürü. Ama bu onu bırakmıyordu. Ben severek kullanıyordum. Göz makyajını çıkarmakta gerçekten çok başarılı. Güzel bir ürün. Yani bundan bir iki tane bitirdim ve
tavsiye edebilirim. Arıyorsanız öyle güzel bir göz makyaj temizleyicisi güzeldi. Daha sonra Philosophy'nin Purity isimli bu yüz temizleyicisinin küçük boyu vardı. Elimde sanırım Marshall's'tan 5 dolara falan almıştım. Ben bundan daha önce kullanmıştım ve sevmemiştim. Sanki temizlemiyor, güzel temizlemiyor gibi gelmiştim. O zamanlar benim cildim biraz daha yağlıydı. Şimdi cildim bir tık daha kuru eskiye kıyasla. Karma ciddiyim şu an. Ve çok başarılı buldum. Çok severek kullandım. Tekrar almam olası. Makyajı güzel çıkarıyor. Yüzü güzel temizliyor. Böyle aşındırmıyor, çok kurutmuyor. Güzeldi. Yani severek kullandım. Şeyle de normal elimle sürdüğüm zaman da güzeldi. Clarisonic'le sürdüğüm zaman da güzeldi. Bu güzel. Tavsiye ediyorum. Eğer böyle çok ağır yapılı olmayan, ağır derken agresif yapılı olmayan, çabuk cildinizi kurutmayan bir ürün arıyorsanız, yumuşak yumuşak temizleyen, söylemek istediğimi anlıyor musunuz? bir ürün arıyorsanız tavsiye ederim. Daha sonra bir başka yüz temizleyicisi Rosens'in temizleme küpü. Ben küpük temizleyicileri çok seviyorum. Bana çok kolay geliyorlar banyoda. Bunun da kokusu çok güzel, mis gibi. Tazecik ısparta gülleri. Ah, tertemiz bir kokusu var. Çok severek kullandım. Tek sorunu şuydu. Mesela bunun kadar güzel çıkarmıyordu makyajı. Banyoda Clarisonic'le kullanıyordum bunu genelde. Bazen iki kere yıkamak zorunda kalabiliyordum yüzümü. Tek sorun o. Yani daha hafif, daha makyaj çıkarmaktan ziyade böyle cilt temizlemek için. Ben lap diye banyoya girip makyajı suratımla bunu sürüp de Clarisonic'le çıkarmaya çalışınca çok çıkmayabiliyordu. Bir de içinde sabun yokmuş. Bu da sebep olabilir. Yani çok bu da hafif bir temizleyici. Ama hafif günlük mis gibi kokan küpük temizleyici arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok severek kullandım. Rosens ürünleri güzel. Daha sonra Dove'un Advanced Care Beauty Finish deodorantı. Of, deodorant ya. Deodorant benim kanayan yara. Nasıl abarttım. Şimdi cruelty free isimden bu tarz marketlerde satılan içi bin bir bokla dolu olanlara. Böyle bu yapıda olanlarından sprey olanlarına kadar bir sürü deodorant kullandım ve benim maalesef hiçbirisi Nivea'nın Pearl deodorantının yerini tutamadı. İçeriği kötü ürünler kullanmak istemiyorum. İşte koltuk altına yakın falan filan sıkıntılı ürünler biliyorsunuz. Fakat temiz içerikli ürünler birçoğu berbat. Berbat kokuyorlar. Ben hayatımda hiç ter kokusu sorunum olduğunu düşünmemiştim. Onları o tarz ürünler kullanana kadar. Yani belki sizin kendi vücut kimyanızla birleşince var olmayan kötü kokuları bile çıkarabiliyorlar gibi geliyor bana. Çünkü bunları kullandığımda hiçbir ter kokusu sorunu yaşamıyorum. Ki sıradan ürünler bunlar. Hani extreme strength falan değil. Ekstra güçlü falan değil. Sıradan kullanınca ters kokusu sorunu yaşamıyorum. Ama natural olan işte alüminyumsuz, şunusuz, bunsuz olanları kullandığımda hoş olmuyor. Sevmiyorum maalesef. O yüzden hamilelik gibi durumlar dışında hani o dönemde çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İçeride bebek olduğu için falan filan ama onun dışında ben çok dikkat etmiyorum. Yani etsek iyi ama arkadaşım kötü kokmak da istemiyorum yani. O yüzden bunlarla devam. Bu arada bu çok ahım değildi. Kokusu çok güzel değildi. Daha doğrusu kokusu güzel de ben böyle biraz daha koku versin istiyorum. Belki bunu kokusunu çok hafif tutmasının sebebi normal sürdüğünüz vücut spreyi ya da parfümünüze karışmasın. Hani onunla bir yarış halinde olmasın gibi değildir ama ben böyle sürdüğümde bir tık daha biraz daha güzel kokmayı seviyorum. Yani kokusuz gibi olmasından sonra. Bu kokusuz değil ama çok hafif kokulu. Bunu da böyle dörtlü bir setten almıştım. Sanırım evde 3 tane daha var maalesef. Bittikten sonra tekrar almayacağım. Bu arada Amerika'da sprey deodorant kültürü neredeyse yok desem inanın bana. Yani çoğu kişi bu tarz kullanıyor ve ben spreyleri daha çok seviyorum sanırım. Kış hariç, kışını donduruyorlar. Bir parfümle daha devam edeceğim. Bittiği için üzüldüğüm bir başka ürünüm Roses de Chloe'yi. Ben çok seviyorum Chloe parfümlerini. Daha doğrusu hayır, Chloe parfümlerini çok sevmiyorum. Roses de Chloe'yi çok seviyorum. Çünkü tüm Chloe parfümler içinde en sevdiğim bu. İkincisi de normal olan şurası pembe değil de beige ten rengi her neyse o olan. İnanılmaz güzel, inanılmaz zarif bir gül kokusu. Böyle gül kokuları, ben gül şeyleri çok seviyorum fakat her gülü değil. Bazı güller affedersiniz çiş gibi kokuyor. Çiş gibi kokan güller hariç böyle modern, sofistike gül kokularını çok seviyorum. Ve bu kesinlikle onlardan bir tanesi. Güllü bir parfüm arıyorsanız koşa koşa gidin bakın diye. Bir ara piyasadan kalktı falan diyorlardı. Daha dün Sephora'da gördüm. Yaldır yaldır piyasadaydı. O yüzden bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir adet daha makyaj temizleyicisi. Sephora'nın miseler suyu. Bu
fena değildi. Göz makyajını çıkarmakta bunun kadar başarılı değildi ama bu direkt göz makyajı çıkarıcısı ve çift fazla. Bu tek fazla bir miseller su, yani biraz daha farklı ürünler yüz içinde kullanılabiliyor. Kullandım, fena değildi. Tekrar alınabilir. Tam boyunu almayı düşünebilirim. Elindeki miseller sular bittiğinde. Believe the True Cream Moisturizing Balm. Kapandı, kim bilir Anatolia nerelere koydu. Bu baya baya güçlü bir nemlendirici. En azından benim cildim için, karma cildi için. Bana bazen böyle biraz ağır bile gelebiliyordu. Moisturizing balm olayına katılıyorum, bomba gibi bir nemlendiriciydi. Keşke daha çok kullanabilseydim. Keşke Anatolia minik parmaklarının içine sokmasaydı, bitirmeseydi, benim elimden kapmasaydı daha çok kullanabilirdim. Ama sanırım bundan bir tane daha var bende. Sephora'dan çıkmıştı bu arada. Ve 3 tane makyaj ürünü efendim. Bunlardan bir tanesi Revlon'un Color Safe fondöteni 295 Dune numarası. Ben bu fondöteni çok seviyorum. Defalarca kez bahsettim size. Color Safe'in normalden kuru cilde dönük olanı. Eskiden yağlı cilt için olanı kullanıyordum ve çok sevmiyorum derken güzeldi ama böyle biraz maske gibi buluyordum. Bunun normalden kuru cilde dönük olanının bitişi çok daha güzel bence. Hafif ışıltılı. Bu arada bugün yüzümde de bu var. Ama bir yarım saat önce sürdüm. Bu fondöten bence durdukça güzelleşen bir fondöten. Çok pardon. Kapatıcılığı güzel, duruşu güzel. Saatlerce cildinizde hiç bozulmadan duruyor. Tavsiye ediyorum. Bir maske gibi durmuyor bence. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama güzeldi. Daha sonra Tarte'ın Lights Camera Lashes rimeli. Ben bundan daha önce kullanmıştım. Çok da severek kullanmıştım. Fakat bu kuru gibi bir şey çıktı. Ya ben bunu daha önce açtım ve açtığımı unuttum. Fazla kullanmadım. Bunu kimin elinden geçtiğimi söylememe gerek yok herhalde. Anatolia'nın oyuncağı olmuştu son zamanlarda. Yani daha önce bu rimeli güzel olan bir rimel diye hatırlarken son çıkanı doğru düzgün kullanamadan kurudu ve karamızda neredeydi. Ve son ürünüm Koki Cosmetics'in Be Bright isimli aydınlatıcı kapatıcısı. Bunu bana firma kendisi göndermişti ve gerçekten çok severek kullandım. Dibini neredeyse kazımak suretiyle baya baya da bir dayandı. Bu rengi medium. Ben bunu bir de light rengi var. Pardon, bu medium light. Bir de bunun light rengi var. İkisini karıştırıp kullanıyordum. Hatırlarsanız medium'u buralara, light'ı da şu içeriye bir nokta halinde sürüp karıştırıyordum. Tabii ki medium'u daha çok sürdüğüm için o daha çabuk bitti. Tek başına bana biraz koyu gelebiliyordu ama yüz kusurlarını kapatmak için de güzeldi. Amerika'da yaşayanlarınız varsa tavsiye edebilirim. Uygun fiyatı, gerçekten güzel, çizgilere dolmayan, güzel kapatan bir kapatıcı. Evet arkadaşlar, benim bir tanelerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir, severek izlemişsinizdir. Bir başka bir taneler videosunda görüşene kadar birkaç ay sonra muhtemelen. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.